Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Murat, YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir doğum günü videosuyla da karşınızdayım. Arkadaşlar, 2 gün önce benim doğum günümdü. Tüm güzel dileklerini ileten herkese, tüm takipçilerime teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bugün benim babamın doğum günü. Arkadaşlar, yine Savarona Pastane'ye geldim ben. Arkadaşlar, bugün resimli pasta bastırdım ben babam için. Şimdi birazdan pastayı göstereceğim ben sizlere. Arkadaşlar, resimi göndermiştim hani WhatsApp'tan aynı şekilde. Abi bu şekilde basmış. Üzerine çınar ağacım, iyi ki doğdun ya, yazar mısın dedim. O da yazmış. İki gün önceki pastanın aynısı. Bu şekilde. Başlayabiliriz abi. Abi benim aklıma takılan bir tane soru vardı. Sorabilir miyim? Buyur, tamam. Benim 2 gün önce doğum günü pastası aldığımda birçok insanın aklına soru takılmış. Hani o A4 kağıdı mıydı yoksa yenilebilir kağıt mıydı? Şimdi bu normalde gofret kullanılması gerekiyor ama hani gofret kullanırsam çok farklı bir fiyat uygulanmış olur. Peki kullansaydın ne kadar olurdu fiyatı? 110-120 civarı fark alırım. Yani zaten gofret kullanılmış olsa bile yemeyeyim derdim. Çünkü gıda boyası aynı şekilde gofretin üstüne siniyor ve zararlı bir madde olduğu için. Yani görsel olarak aynı oluyor zaten. Fark eden hiçbir şey yok yani. Hani takipçilerim de hani bu soru aklında takılmış, acaba şey mi diye, hani ben de onu sormak istedim. Hani yenilebilir kağıt mı diye. Şimdi gıda boyası zaten zararlı bir şey. Anladınız mı? Gofret olsa bile zaten yemeyin diyecektim ki yenmiyor. Yani sadece görsel olarak güzel olduğu için çıktı alıyorum, koyuyorum. Hem müşteri açısından da uygun oluyor, hem benim açımdan da farklı bir uygulamaya gitmemiş oluyorum. Yani fark almıyorum, anladın mı? Yani 120-130 lira fark vermek varken 20 lira bir farkla hem müşterinin gönlünü ediyorum, hem benim için de basit oluyor. Abi sende normal pasta fiyatları nasıl? Mesela resimleriyle resimsiz pasta arasında ne kadar fark var? Ya şimdi bu şekilde olduğu zaman normalde 20 lira fark alıyorum. 20 lira resimli farkı. Diğer türlü dediğim gibi yani 120-130 gibi bir rakam almak. Yani bu pastayı size 350'ye mal etmek varken şu an size 250'ye mal oluyor. Anladım. Şimdi normalde 10 kişilik pasta fiyatları normalde resimli resimsiz ne kadar? 230 bende. Resmi 250 lira. 250 lira. 15 kişilik ne kadar mesela? Daha fazla kişilik de yapabiliyor musunuz? Tabii. 15-20-30 fark etmez yani. Sizin sizi bilmiyorum yani. Anladım. Teşekkür ederim. En düşük kişilik sayısı ne kadar mesela? 4 kişilik mi yoksa 3 kişilik var mı? 4 kişilik. Hani daha küçük boya şey hoş olmuyor. Küçük bir resim oldu. O için hoş olmuyor yani. Anladım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Eline koluna, emeğine sağlık abicim. Abi para telefon kabının arkasından cebimden düşmesin diye oraya koydum. Ben şimdi birazdan parayı vereceğim sana aynı şekilde. Abi. Buyur. 400 lira var burada. Teşekkür ederim. Abimizin arkasında da şanlı Türk bayrağımız. Var olsun her zaman. Buyur. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bol kazançlar diliyorum. Abicim seni uğraştırdıysam kusura bakma. Evet, teşekkür ederim. Sağ ol. Afiyet olsun. Son kez bir şey söylemek ister misin? Babanıza mutlu yıllar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Babacığım. Doğum günün kutlu olsun bakalım. Hepsini asker. Hepsini asker. Niye? Git lan hemen koy. Babam bu sefer eve almadı beni. Babacığım. Ne? Seni çok seviyorum. Her ne kadar bana küfür etsen de, bazen bağırıp çağırsan da her zaman başımın tacısın. Ben sana daha önce de söylediğim gibi çınar ağacı gibisin. Meyve olmasan bile her zaman gölgen yeter. Seni ne olursa olsun her zaman çok seviyorum. Her zaman da Allah elimden güç verdikçe, bana güç verdikçe konuşamadım. Her zaman senin yanında olacağım. Tamam? Tamam. Peki sen ne düşünüyorsun? Fotoğraflı yap. Baba, fotoğrafına bak. Nasıl olmuş fotoğrafın? Güzel olmuş. Tamamdır. Şey diyebiliriz. Yak bakalım. Kendin yak. Ben iki gün önce doğum günümde kendimi yakmaya çalıştım ama elimi yaktım. Bakalım bu sefer sen yakabilecek misin? Ya da dur, benim aklıma bir fikir geldi baba. Dur.
Mumun bir tanesini al, diğer mumlara değdir. Koy onu. Aynen. Tamamdır. Koy onu da üst tarafına. Baba yarısını söndürdün ya. Yarısını söndürdün ya. Dur. Bekle. Ana dur. Çakmak nerede baba? Neyse şu yananlardan. Bırak karakini. Çakmak nerede baba? Bakalım yakabilecek miyiz? Tamamdır. Şimdi bir dilek tut bakalım içinden. Bir dilek tut. Gözlerini kapat. Gözlerini kapat. Bir dilek tut. Tuttun mu? Tuttum. Tamam bakalım şimdi üfle. Tamamdır. Doğum günün kutlu olsun babacığım. İyi ki doğdun baba. İyi ki doğdun baba. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. Şimdi mumları çıkaralım. Ben de sana yardım edeyim. Şuraya kenara koyalım. Şimdi kes bakalım. Kes bakalım pastayı. Bunu keseceğiz mi? He? Kesiyoruz mu bunu? Bilmiyorum. Normal kes ya, kestin gibi. Kes. Şu çatalla şu yere bunu alıver de. Kağıdı alıver. Aynen. Şu kenara koy ver tabağın içine babam. Tamamdır. Koy şuraya. Ya da şu kenara koy ver. Tamamdır. Babacığım hediye olarak benden var mı istediğin bir şey? Canın sağ olsun. Teşekkür ederim babacığım. Şimdi tatma vakti. Tamam. Babam tatmayı önceden başladı. Şimdi çatal al bakalım. Çatal al bakalım. Al. Baba al al al. Çatal al. Al al. Çatal al. Çatal al ye. Tadına bak nasıl. Hacer. Ye bakalım tekrardan.
Şimdi baba sen yeğe koy. Babacığım, seni gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki babamsın. İyi ki her zaman yanımızdasın. Seni çok seviyorum. Gel, sağ elini ol, öpeyim. Sağ ol. Gel bir öpeyim, gel. Biraz önce sağ ol dedin, ev almayacaktın beni. Niye? Niye seviyorsun? Gel, gel, doyamadım, gel. Yeder ye bakalım, var. Ye bakalım. Yeder var, yeter. Tamam, dur. Pastayı ye. Dur, kaşığı koy. Kaşığı koy. Ya, duruyor. Sarılacağım ben sana bir de. İçinden sarılmak geldi. Tamam, koy. Çatalı koy. Çatalı koy, bir sarılacağım, gel. Ne yapıyorsun? Tamam, baba bir sövme. Sövme, gel, 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 gel. Gel, gel, sarılacağım, gel. Seni çok seviyorum aslan babam benim. İyi ki varsın. Ay. İyi gari, iyi. Bir de ben de bakayım bari o zaman tadına. Çatal. Arkadaşlar ben hemen bir çatal alıp geliyorum. Dur ben de bakayım hemen bir. Babacığım, iyi ki varsın. Arkadaşlar benim videom buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunlar hep bir hatıra olarak kalacak. İyi ki varsınız.